Mesaimiz 9'da başlar. Tabii ki sabah yarım saat geç gelinir. Malum, trafik vardır. Zorlu bir iş gününe hazırlanmak gerekir. Giyinip soyunması, bilgisayarı açması, hazırlanması, nereden baksan 15 dakika alır. Ya ben kahve olmadan ayılamıyorum ya. Bir kahve yapayım eski. Kafein, bir ofiste verimli çalışmak için belki en gerekli şey. Ama illaki Türk kahvesi olacak. Kısık ateşte güzel güzel pişecek. Bildiğimiz gibi kahve, ayıltmanın dışında bağırsakları da çalıştırır. İnsanlık hali tabii. Tam 5 dakika çalıştı. Tebrikler. Ama tabii ki günlük gazeteler daha önemli. Dünyadan kopuk olmak kabul edilemez. Ya beyler, beraber sipariş verelim mi? İndirim var. Yok abi, o çok şey değil. Haliyle karnı acıkır. İnternetten yemek beğenmeye başlar. Zor iştir. Salata mı, şiş mi, sulu yemek mi? Bunu düşünür. Fiyat kalite analizi yapar. Şu restoranda bir alana bir bedava vardır. Konuyu arkadaşlarıyla istişare eder. Birleşip yemek söylerler. Açayı oynar mı? Oynamaz tabii. Bu kadar açlıkla nasıl çalışsın? Yemeği beklerken biraz komik içerik bakar. Yemek gelir. Yasal yemek molası. Bu saatte de çalışacak değil ya. Sindirim için yemeği yavaş yavaş yemek, çok çiğnemek önemlidir. Sohbet, muhabbet, üzerine bir çay. Sonra belki dışarıya çıkar. Bir de geri gelir. Oha! Ofis dedikodularına kulak kabartır. Toplantılar iş hayatının olmazsa olmazıdır. Hedefler anlatılır, dinler. Bazen de not alır. Tabii toplantıdan çıkınca arkadaşlarla bir wrap up yapmak gerekir ki toplantı toparlansın. Bu yorucu toplantılardan sonra bir ağırlık çöker ki sorma gitsin. Yine de kendini zorlayarak sabah kimiyle bir cevap yazar. 5 dakika daha çalıştın. Caner, sende atıştırmalık bir şey var mı ya? Görkem, sende atıştırmalık bir şey var mı acı? Tam bu saatlerde kan şekeri düşer. Ufak atıştırmalıklar iş verimini arttırır. Ufak atıştırmalık dedik ya, oho! Bir de çay alayım en iyisi ben. İş çıkış saati yaklaşınca toplanma faslı başlar. Yorucu bir iş günü sona ermiştir. O da nesi? Patron geliyor. Biraz daha çalışmak farz oldu.